Sen söyledin. Sen söyledin. Ne? Ben neden kavga ettiğinizi bile anlamadım. Ben de orada salak gibi adama yalan söylüyorum. Efek, bana doğruyu söyle. Gidip Faruk'la konuştun değil mi? Gidip buna Adem'le ortak iş yaptığımı söyledin değil mi peki? Ben söyledim. Fikret, korktum. O adama güvenmediğimi de söyledim ben sana. Haksız da değilmişim zaten. Bak nelere bulaştırmış seni. Sen beni sattın. Sen beni Faruk'a sattın İpek. Sen benim arkamdan gidip Faruk'la gizli gizli iş çevirdin İpek. Ben seni korumaya çalıştım. Başına bir iş gelmesinden korktum. Sana da söyledim ama dinlemedin. Ve beni Faruk koruyacaktı, öyle mi? Sağ ol. Gel. Niye imza yetkisini aldık Fikret'in? Niye Hilmi bana bir açıklama yapmadı? Öyle gerekti anne. Ortalık yıkılıyor, soru sormayacak mıyım? Bu yetkileri daha fazla taşıyamayacağını düşündüm. Bir hatasını yakaladım. Erken fark ettiğim için de zarar görmeden döndük. Bizimle çalışmaya devam edecek. Sadece denetlemeyi biraz fazlalaştıracağım. İmza etkisi sadece bende olacak artık. Bir süre böyle gitmesi uygun. Eğer sen de bana güvenirsen anne, bu kadar yeterli olsun. Benim halledemeyeceğim mevzu değil. Sadece evdekiler artık bu konuyla ilgili kafa yorsun istemiyor. Öyle diyorsan, benim zaten başka dertte boğuşacak halim yok. Nurgül. Hanımım. Kızlardan birini gönderiver Reyhan Hanım'a. Geleceğimi haber versinler. Ama hiç dinlenmediniz hanımım. Hadi ben ne diyorsam sen onu yap. Yani şu an böyle bir taşınmaza para çıkartamayız. Ben hayır dedim. Özetle Faruk izin vermedi. Erken sevinmiş. Erkek adamın hiç kimseye hesabını vermediği bir parası olacak kardeşim. Yoksa karısının gözünde değeri pul etmez yani. Ben aldım. Sahi mi? Evet. Kafam bozuk. Gönlüm soluk. Lan ben sana hayatının fırsatını verdim lan! Dilim kaçak mazot işine girmek ne demek? Bir de utanmadan salağa yatıyorsun. Saçım bağırır, yaşım bağırır, yaşam daralır bu dümende. Aşkı için ölecek, nerede kaldı? Bir o yana, bir bu yana.
Bu dümen